Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay lay lay. Geldi gidiyoruz karma karışık yollarda, hüzünden mutluluktan dem ama yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya tutunmuşuz geçmişi. Aslında hepimiz bir gün geçmişiz. Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara. Babam emeklilik dilekçesini verip son iznini ayrılmıştı. Yani fiilen emekli olmuştu. Yılların alışkanlığıyla uzun bir süre erken saatlerde kalkmaya devam etti. Tabii bu durum evde gergin anlara neden oluyordu. Kimse kalkmamış abi. Ya ter yedirmişim ya. Afiyet olsun İsmail amca. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok güzelmiş. Ah, yarısı. Beğendin mi? Çok güzel, elinize sağlık. Tamam. Sağ olun efendim. İkisi 500 lira. Ben hesabı ödeyeyim. Tamam, tamam. Ay, sağ olasın. Buyurun ya efendim. Ya İsmail amca, şimdi benim acık burada başım kalabalık. Sen sonra uğra. Kendime bir tane istikamer alayım. Onuma da güzel bir tespit. Hayır, veririm efendim. Yarın ben buradan geçerken uğrarım. Tamam, hayırlı tamam, işler İsmail amca. Sağ olasın. Günaydın, sen ne yapıyorsun ya? Hoş geldin Fehmi abi. Aynı be. Sen ne yapıyorsun? Aynı be yani. Olsun be. Ya senin burası ne güzel ya sabahları. Ben her sabah buraya gelim ya. Kalabalık, canlı burası. Bizim evde herkes uyuyor. Sıkıldım ya. Çok sıkıldım. Acayip sıkıldım. Ya Fehmi abi, sen emekli oldun. Neden geliyorsun? Yatıp uyusana sen evde. Uyuyamıyorum ki ya. Uyku tutmuyor. Zorla uyuyacak halim yok ya. Sen var ya, vallahi pastacı olacak adammışsın Fehmi abi. Vallahi. Bak mesela ben senelerdir böyle dört dedim mi hop uyak değil mi ben? Günaydın. Oo, günaydın ya, günaydın. Bak Fehmi abi, bir de bu bahsettiğinden sen o kadar çok şey öğrenirsin ki. O kendisi var ya, doğrudan emekli mesela. Tebrik ederim Fehmi abi, emekli olmuşsun. Sağ ol Basri ya, çok sağ ol. Bak, iç çekime. İç çekime sana Bahsi her şeyi öğretir. Nasıl boş boş durulur, bütün gün nasıl böyle boş boş durulur, hepsini öğretir. Hiç merak etme sen. Ama bak, buraya takıldıktan sonra sen de başlama ha. Gün gelecek, o böyle olacak. Yok, gün gelecek de şu şöyle olacak deme. Vah vah, senin de adın sonra 46'lar çıkarsın. Sen abuk sabuk konuşuyorsun ya. Çok abuk sabuk konuşuyorsun ya. İcat çıkarma benim başıma. Allah Allah. Emekliliği başkasından öğrenecek halim yok ya. Ben tek başıma öğrenirim ya emekliliği. Allah Allah. Bak gideceğim şimdi, gazete alacağım. Her satırına kadar okuyacağım. Öğlene kadar ancak biter. Hadi eyvallah. Hadi hayırlı olsun o zaman tekrardan. Bana bak Sami. Ben öyle boş boş oturmuyorum. Hadi be. Ne yapıyorsun bakalım o zaman sen? Düşünüyorum. Sen? Evet. Descartes ne demiş? Düşünüyorum. Öyleyse varım. Allah Allah. Demek o da senin gibi tembel adamın tekiymiş. Tembeller olmasa dünyada hiçbir gelişme olmazdı Sami. Allah Allah. Tembeller ıcvanı geliştiriyorlar. Onlar ancak sadece löp löp, löp löp yemesini bilirler. Ne bilecekler? Mesela adamın biri yürümeye üşenmeseydi otomobili icat eder miydi? Ha, ondan ötürü yaptılar demek o otomobili, öyle mi? Evet. Hadi be. Bak mesela adamın biri sayıları alt alta yazıp
toplamaya üşenmeseydi, hesap makinesini yapmak aklına gelmezdi. Filozoflar mesela, her gün işe gidip gelseler, dünya hakkında düşünmeye vakitleri olur muydu? Eğer kafan sürekli çalışıyorsa, tembellikten zarar değil, fayda gelir. Ülü burada, ülü! Ben çalışıyorum, hırıl hırıl, hırıl hırıl çalışıyorum. Değer şimdi benim dünyaya hiçbir katkım yok, hiçbir katkım yok. Var tabii ki Sami. Sen de bizim ağzımızı tatlandırıyorsun. Ha, evet. Ha, onu yaz o zaman oraya. Onu yaz. Ha. Bak, o güzel, onu yaz. Yazıyorum. Ha, güzel, ha. Ge, bak geçen gün merak edip soruyordun. Afşin, Elbistan Termik Santrali'nin denetimini yabancılara bırakılmış. Onu merak ediyordun sen. İyi yapmışlar be. Çok iyi olmuş ha, o çok iyi olmuş. Aa. Ge. Efendim Fehmiciğim. Şimdi Dallas dizisindeki Bayan Eli var ya, Bayan Eli. Hı, var. Şimdi o dizide kanser oldu ya. Hı. Ya o bölüm yayınlandıktan sonra Türkiye'de hastaneye başvurup kendini kontrol edenlerin sayısı çoğalmış ya. Gidiyorlarmış, onu seyretmişler. Etkilenmişler, kendilerini kontrol ettirmekmiş ya. Bak, acayip ya. Bu televizyon çok acayip. Çok acayip bir şey ya. Nasıl etkili bir şey ya. Adam seyrediyor, hemen gidiyor kendini kontrol ettiriyor. Acayip yani. Evet, televizyon çok etkili bir şey Fehmiciğim. Çok, bir de çok önemli. Çok. En önemlisi o. Çok önemli olması çok önemli. Bak, bak, bak. Rukiye. Bülent Ecevit gazeteciliğe dönüyor ya. Ya bir de aha, emekli maaşı alan Demirel'in de yeni bir işe girmeyi düşünmediği belirtilmiş. Yeni bir işe girmiyor, evde oturuyor demek. Evde oturup gazete okuyordu benim gibi ya, emekli oluyor. Ama o içinden okuyordur herhalde. Efendim? Nazmiye Hanım'ı diyorum. Andım kadıncağızı garibim, ne yapıyor acaba? Ne yapacak ya? Süleyman Demirel gazete okuyorsa benim gibi, o da kaba koyuyordur. Kaba koyuyordur. Anne ben çıkıyorum. Nereye? Tamam. Nereye? Nereye? Nereye gidiyorsun ya? Nereye? Şey... Ne şey ya? Sen asiklopedi satmıyor muydun? Ne oldu iş? Ya ben o işi bıraktım baba ya. Neden? Ya ne bileyim, primleri falan doğru düzgün ödemiyorlar ki. Yok ya. Ben sana ne dedim? O iş iki aydan fazla sürmez dedim mi demedim mi? Doğru söyle. Dedin Fehmiciğim. Dedim ya. Dedim. Çocuğum sen de yani mis gibi SSK'lı işit. Tamam anne ya. Tamam başka iş bulurum. Bana SSK'lı iş mi yok Allah aşkına ya? Sana iş yok. Çok iş var sana. Hadi sen şimdi kömürlüğe in. Oradan iki kova kömür çıkar. SSK'sı da mı? İdare et hadi bakalım. Baba senin ayakkabılarını yiyeceğim. Ya kirletme benim ayakkabılarımı. Tamam baba, silerim. Silerim, silerim. Bırak. Ayakkabıları kirletti, döndü tabii. Hay dur be Fehmiciğim. Hemen kirletti ayakkabıları ya. Ha, merhaba Rukiye abla. Ha, hoş geldin Nurten'cim, gel. Ay. Neyse ben sonra olurum. Evde yok, olur mu öyle şey? O kadar kahve yapmışsın, biz mutfakta içeriz hem. Sen geldin diye biraz çıkıp dolaşır. Sen öyle diyorsan tamam o zaman. Merhaba Fehmi abi. Hoş geldin yenge, hoş geldin. Gel canım, gel. Gel. Pasteler bitti ya. En iyisi. Heh, ben bunu... bulmacasını çözdük. Rukiye! Rukiye! Efendim Fehmiciğim? Abonozgillerden sert bir ağaç. Nedir bu ya?
Abanoz. Hadi be. Sahiden abanoz ha. Abanoz ha. Doğru. Çok güzel. Çok doğru ya. Ver oğlum. Al usta. Ne oğlum bu? Ha? Odun, bunu beynine geçireyim diye mi verdin ha? Yapıştıracağım suratına bir tane. Al. Bu ne bu? Çıra. Bak çıra gibi yakarım seni. Defol git lan. Hadi oğlum hadi eğitimi bırak da yak şu sobayı. Donduk be. Oğlum hayret bir şey. Sesi de nereden çıkıyor bilmiyorum ha. Hadi oh nihayet yakabildin. Allah Allah. Lan domat su yakmıyor bu soba. Sabahın köründe itibaren yakmaya kalksak akşama kadar yarım ton odun gider be. Allah Allah. Vallahi var ya bu cimrilik konusunda sen Sami abiyi geçtin ha. Bana ne ya? Sen cimriysen ben ne yapayım? Üşüyorum. Isın o zaman çay vereyim Allah Allah. İçten de ısıt yağ gibi kaysın. Yapıştır oğlum bir tane çay. Çay istemiyorum ben. Ihlamur yap bana. Ihlamur ver bu domata. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam beyler. Bu ne ya buz gibi ya. Oh. Duydunuz mu? Neyi? Aşağıdaki caddenin adını değiştirmişler. Hangisini? Kenan Evren Caddesi yapmışlar. Ya hangi cadde? Kurtuluş Caddesi. Allah Allah. Niye değiştirmişler? Kurtuluş sakıncalıymış. E böyle daha isabetli olmuş. Kenan Evren Paşa sokağı çok güzel olmuş. Allah Allah. Ne biçim isimmiş arkadaş? Geçenlerde bizim Arap Sülon'un da oğlu oldu. Tuttu adını Kenan koy değil mi? Bak. Bence biz de sokağın ismini değiştirmek için başvurmalıyız. Kenan Evren Paşa Sokağı. Pek havalı olur ya. Aman abi. Aman bizim sokağa elleşme. Bizim sokağa elleşme. Çok istiyorsan sen kendi dükkanının adını değiştir. Berber Kenan yap. Aynen John Wayne'en. Hatta Barbar Kenan yap. Bütün mahalleyi komple alsınlar içeri. Güzel laf ettin bileler. Gülüyorsun ama nerede kaldı bizim ıhlamur? Lan oğlum hadi sana. Sana da vereyim mi Bahtiyar birader? Sağ ol kardeşim abi. Hadi ada çayı ver bana içeyim ya. Nazlı! Nazlı! Efendim baba? Kızım söyle bakayım. İnsanlara yararlı dört harfli bir hayvan. Söyle bakayım bana. Eşek. Eşek olmuyor ya. Eşek olmuyor. Ha, kedi. Kedi insanlara yararlı mı ya? Ha, bilmiyordum. Ne yararı var kedinin ya? Devamlı ciğer ya. Bir soracağım, peki ne, çıkan harf var mı? Ne çıkmış mesela? Var var var. İkinci harf K. Öküz olmasın ya? Öküz, öküz. Tabii, tabii, tabii. Çok iyi ya. Öküz. Öküz. Ne haber Nazlı? İyiyim canım. Gel. Ha, Fehmi amca da mı burada? Evet, burada da biz şey yaparız, içeri gideriz. Gel sen. Ha, dur, dur. Arkamı çıkarayım. Ay, şu çantamı tutsana. Merhaba Fehmi amca. Hoş geldin kızım, hoş geldin. Gelin oturun, gelin. Babacığım biz içeri gidiyoruz, tamam mı? Görüşürüz sonra. Yok ya, içerisi soğuk ya. Gelin burada sıcak sıcak oturun ya. Geçin şöyle oturun ya. Tamam, içerisi çok soğuk. Yok, biz üşümüyoruz babacığım. Gel çabuk. Kolay gelsin. Rukiye abla kız. Ne oldu Nazlı ile o çocuk? Bir kere de mi kaldı o buluşmaları? Ne oldu? Merak ettim vallahi. Ha o Nazlı diyor ki yani biraz daha iyi tanıyayım çocuğu diyor. Anacığım haklı kız. Bir yerde haklı. Vallahi Rukiye abla ben bir şey söyleyeyim size. Eğer bunu da beğenmezseniz, bunu da kaçırırsanız ben artık o kadar iyi bir kısmet bulamam diyeyim yani ben size. Ay deme be Nurtancığım. Afiyet olsun, afiyet olsun. Sağ ol Fehmi'cim. İşte ben de öyle dolma yapayım dedim, kabak dolması. İyi yapıyorsun. Vallahi benimkiler de çok seviyorlar kabak dolmasını da... ...tek içini yiyorlar, kızıyorum vallahi. İşte salata da olur yanına değil mi? Salata, ha, salata yap vallahi yanına, doğru söylüyorsun. İyi gider ha.
Salata çok acayip bir şey. Her şeyle iyi gidiyor salata değil mi? Ne acayip bir şey ya salata. Nereye koysan oluyor yani salata. Salata. Fehmi'ciğim sen bizi mi dinliyorsun? Yok yok ya ben su içeceğim gideceğim ha. Bir su çok susadım ya. Çok susadım. Su içeceğim. Gideceğim ben yani şey. Sen peki şimdi... Çorba yapacak mısın çorba? Yapacağım Fehmi'ciğim. Ya şehriyeli yap Rukiye. Şehriyeli attı böyle domates doğra. İçine biraz maydanoz atınca çok güzel oluyor. Şehriyeli çorba çok güzel oluyor. Çok, yani maydanoz şehriyeli çorba da çok önemli. En önemlisi maydanoz ya. Çok önemli. Peki sen dolmanın içini yaptın mı içini? Yapmadım Fehmi'ciğim. Şimdi bak Rukiye. Ben karışmış gibi olmuyor ama Rukiye içine bunun biraz taze nane koy. Bir de pirincin yerine çok koyma. Lafa gibi oluyor ya. Biraz böyle eti falan kıyması çok olsun, güzel olsun, iyi olsun. Salatayı da ne yapalım biliyor musun? En iyisi salatayı yeşil salata yap. Ondan sonra böyle kara lahana da biraz doğrayalım. Böyle turpla falan çok güzel oluyor ya. Salata çok önemli bir şey ya. Yani yer yemekte çok iyi ya. Salatayı yemek lazım. Evet. Evet, ben kalkayım ya. Dolma, salata, çorba çok önemli. Hay ben ne yapacağım bu böyle kaynana gibi başımda mı? Aa vallahi şiştim. Nurtancığım olacak şey değil. Yani her şeyime karışıyor. Her şeyime yemekten tut. Her şeyime karışıyor. Olmaz mı? Gitsin bir yerde otur. Kahvede mavide otursun. Olmaz evde böyle. Ay yok her şey idare edilir de ben neye çok üzülüyorum biliyor musun? Neye canım? Ay şurada gelip rahat rahat bir dedikodu bile yapamayacağım senle ben. Ay, doğru. O da çok büyük dert. Ne kadar haklısın. O da doğru. Hep onu düşünüyorum ben vallahi. Çekti sandalyeye oturdu adam. Aha. Böyle iki çift laf ettirmeyecek yani. Ettirmeyecek. Dedikodu sevmem gerçi de ama iki çift laf da etmek istiyor insan yani. Ha, ben de sevmem de işte senle böyle arada. Sen yine uyumadın herhalde usta. Uyumadım. Kimmiş bu Nazlı ablanın yanındaki çocuk? Öğrenebildin mi? Öğrenemedim. Bir kere daha göreyim Nazlı'nın yanında. Bir kere daha yanaşsın. Ağzını, burnunu, kıkırdağını kıracağım onunla. Ya çocuğum ne suçu var be ustacığım? Herifin senden haberi bile yok. Tamam işte kafayı koyunca olacak. Yani Nazlı ablayla ayrılmışsınız artık. Nazlı abla için yeni bir ilişki normal usta. Onu öyle karşılamak lazım. Normal karşılamak lazım. Rica ediyorum. Biraz daha esnek davran bu konuda. Böyle çok korkunç oldu sen ya. Konuşsaydın. Hani bak biz bir şey yapıyorduk ya. Hani böyle ben koşuyordum. Sen beni kovalıyordun. Böyle dolanıyorduk. Böyle yapsak. Olmadı mı? O zaman ben koştum ustacığım. Abla anneme söylemiş. Annem de buluşun dedi. Ben de buluştum yani. Nasıl biri? Ya ne bileyim. 10 dakika falan gördüm zaten. Anlamadım ki bir şey. Evlenecek misin Nazlı? Ay hayır yani. Tabii evlenmeyeceğim. Evlenmek istemiyorum ben Gülden ya. Evlenmek istemiyorum Gülden ama sırf Ergun'a inat olsun diye evleneceğim galiba. Hiç de bile ne alakası var? Ergun'la ne ilgisi var ya? Hayır. Ne inadı? Bak. Ne kadar kızgınsın sen. Bu kadar kızgınsan bence sen Ergun'u hala çok seviyorsun Nazlı. Hayır efendim. Hiç de sevmiyorum. Hiç sevmiyorum hem de. Alakası bile yok.
Bak, sadece... Çocuklar siz rahatsız olmayın ya. Konuşmaya devam edin yani. Yok babacığım, biz zaten susuyorduk. Sen bir şey mi aradın baba? Ne aradın? Yok ya. Alet çantasına bakıyordum. Çamaşır makinesini tamir edeceğim de. Geç. Konuşmaya devam edin. Beni gören susuyor ya. Hayret bir şey. Sanki cüzdanlıyım ya. Öyle kalıyor. Ne konuşuyor bunlar? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Ne haber? İyilik Ahmet'im. Senden. Geç kaldım bugün. Hayırdır? Ya öyle işte. İşten çıktım. Şöyle bir sahile gittim. Bir oturdum. Deniz kıyısında öyle bir... Düşündüm. Düşündün? Hmm. Hayret. Çok da sık yaptığım bir şey değil ama. Ne düşündün? Öyle işte ya. Her şeyi. Geçmişi, geleceği. Gülden'i. Sonuçlar da pek iyi çıkmamış galiba. Çıkmamış. Ne oldu şu seni arabasıyla bırakan çocuğa? Aman ne olacak? Beni görünce öcü görmüş gibi kaçıp duruyor. Aa, neden? Ne bileyim. Şöyle bir şey söyledi. Mahallede sevgilinle karşılaştım dedi. Aa, mahallede sevgilin mi var? Nasıl yoktur bir. Biri çıkmış, ben onun sevgilisiyim. Karşına çıkarsa onun seni fena yaparım filan demiş. Aa, kim çıkmış? İşte bu çocuk ismini vermemiş. Bilmiyorum ki kim. Ha. Acaba kim? Aman canım boş ver. Kimse kim. Çocuk ruhsuzun tekiydi zaten. Baksana, sevgilim olduğunu duyunca arkasına bakmadan kaçmayı tercih etti. Normal değil mi? Değil tabii Nazlı. Erkek dedin şöyle sevgisi için biraz daha mücadeleci olur değil mi? Evet. Ergun öyleydi mesela. Çok düşündüm Ergun. Son kez çıkacağım Gülden'in karşısına. Diyeceğim ki bana tek bir şans var. Bir tek şans. Gel bir yere gidelim, bir oturalım, konuşalım. Onu da kabul etmezse artık... Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Sana ne yapacağımı söyleyeyim. Artık bırakıyorum. Yeter. Yeter. Son bir kez gel bir yere oturalım, konuşalım diyeceğim. O da zaten kabul etmeyeceğine göre konu da kapanacak. Ulan yürü be! Haklısın kardeşim. Ya kardeşim senin de bir onurun var. Yeter abi. Bekle, 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 bekle. Nereye kadar? Yani senin bu kızın peşinden nasıl koştuğunu ben biliyorum. Bu mahalle biliyor. Bu kaldırımlar biliyor ya. Az mı bekledin sen bu kızı okul yollarında? Değil mi? Bekledim. Bekledin tabii. Hiç unutmuyorum. Bir kere hafta sonu okul kapalıydı. Sen yine bekledin. Doğru. Doğru, bekledim. Dedin. Ama artık beklemeyeceğim. Son bir kez daha soracağım ama... Son bir kez. Ah. Gerekirse onu kalbime gömeceğim. Uzaktan severim artık. Haberi bile olmadan. Ama artık yeter. Yeter. Kapansın bu konu kardeşim. Finito. The end. Bu ne ya? Bana bak istersen ben sorayım. Neyi? Yani işte senin onunla buluşmak istediğini, konuşmak istediğini. Ha? Çünkü aracı olursa daha kolay olur. Öbür türlü sen bir böyle bir kastırıyorsun. Böyle bir kendin olmaktan çıkıyorsun, böyle bir geriliyorsun filan. Böyle bir kızla konuşurken böyle bir gülden filan diyorsun. Yani böyle çok bir pesleşiyorsun filan böyle. Haklısın. Ha? Bu sefer yapmayacağım onları. Yok, kararlıyım. Yapıyorsun ama. Yok, yapmayacağım, bu sefer. Yapmayacağım diyorsun. Kızın karşısına çıkınca gülden mülden oluyorsun. Diş etlerin çekiliyor, bir garip oluyorsun böyle bir. Rengin mengin atıyor filan.
ama bu sefer soracağım. Hadi bakalım. Çok soğuk zaten. Gel. Nacı baban nerede? Ha babam mı? O şey alet çantasını arıyordu. Bilmiyorum nerede. Ne yapacakmış alet çantasını? Çamaşır makinesini tamir edecekmiş galiba. Bozuldu ki çamaşır makinesi. Kız Rukiye abla. Bu su banyodan mı geliyor? Yapıyorum ya işte. Geçen gün söyledin ya. Çamaşır makinesinden bir ses geliyor dedi. Ha? Bunu hallediyorum işte ya. Bunu hallediyorum. Ben kaçtım kızlar. Nazlıcığım ben de gideyim bari. Ay nereye gidiyorsun? Bir dakika dur ya. Ay Fehmi'ciğim ya ne gerek vardı ki? Çalışıyordu makine. Canım çalışır yine ya. Ne olacak bunda? Bir şey yok ki. Allah Allah gayet güzel çalışıyor. Yine çalışacak. Ay yani çok rahatsız. Tamirci çağırırdık, yapardı yani. Bir şey yoktu ama. Ay etrafın haline bak Fehmi'cim ama. Ya tamam işte bunun tamiri de 3 aşağı 5 yukarı bitti sayılır. Yani bu gibi durumlarda 3'ü 5'i de pek aramamak lazım ya. Tamam. Bitti, tamamen bitti de. Yalnız şu parça nereden çıktı tam hatırlamıyorum. Nazlıcığım çok geçmiş olsun. Hadi. Sağ ol canım. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Aman ya. Çağatay kolay gelsin. Teşekkürler. Hadi görüşürüz canım. Ya. Of. Bu emeklilik bana patlar ha. Bana patlar bu emeklilik. Şişt. Niye bağırıyorsun Çağatay? Babam evde ya. Allah Allah. Annem de söylüyor aynısını. Söylüyor tabii evde çünkü kızar. Bir adamı emekli etmeden önce ailesine sorsunlar. Önce ailesine sorsunlar. İstersen sana sorsunlar. Bana da sorsunlar. Ailesine bir sorsunlar. Yürü tamam konuşma. Hadi yavaş. Sorsunlar şu aileye. Ya sus duyacak mı olmayacak? Yürü Çağatay ya. Aileye sorulsun bu. Ben gidip yatacağım biraz. Hadi eyvallah. Eyvallah kardeşim. Doğru yoldasın. Böyle devam. Biliyorum. Gülden. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ne oldu? Ya ben bir şey soracağım sana. Sor. Biz seninle ya böyle ayaküstü ya da pastanede herkesin önünde konuşuyoruz ya. Yani? Yani... Ben diyorum ki bir yere gitsek, otursak, iki çift laf etsek. Dur. Hemen itiraz etme. Biliyorum itiraz edeceksin. Ya bak bana bir şans ver. Sana anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki. Bir kere oturalım bir yerde. Konuşalım olur mu? Şey Ahmet... Ben bu şeyleri, Ahmetleri biliyorum. Yine bir işin çıkacak, beni atlatacaksın. Tamam. Zaten bu sana son soruşumdu. Bundan sonra ömrünün sonuna kadar sana saati bile sormam. Şey... tamam. Olur, buluşalım ama... Bak sadece arkadaşça, tamam mı? Çıkmak falan değil bu. Tamam. 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 Yalnız yani bu civarda bir yer olmasın. Uzakta bir yerde buluşalım. Taksim Bey yolu. Tamam. Yarın. Saat kaçta? Öğleden sonra saat 2'de. Tamam o zaman
Seni ben Taksim Anıtı'nın önünde bekliyor olacağım. Yarın öğleden sonra saat 2'de Taksim Anıtı'nın önünde, tamam. Yalnız bak, bir beklentin olmasın, tamam mı? İki arkadaş gibi konuşacağız. Öyle söyleyecek çok şeyim var dedin onun için. Bir tamam. De kimseye söylemeyelim, tamam mı? Yani duyulmasını istemem. Görüşürüz o zaman. İşte anacığım, ondan sonra bir baktık ki bu koridora ne gör. Fecaat adam, fecaat yani, bir görmen lazım. O halı malı attım balkona, kuruyor şimdi yani. Ha yani ilk çıktı gitti evden, yoksa gerçekten keçileri kaçıracaktım yani. Gerçekten evde erkeğin olması çok zor. Çok zor, çok zor anacığım, çok zor. Bildiğin gibi ki zor. Zor, hani her şeyime karışıyor, her şeyime. Alıyor gazeteyi eline. Bütün haberleri tek tek sesli sesli okuyor. Tabii. Hepsini dinliyoruz. Ajans. Yemeğe mi karışıyor? Kabağıma, dolmama, pilavıma filan. Her şey. Nurten geldi. Kızcağızla iki laf edemedik yani. Düşün. Ay. Ah be Rukiye'cim. Siz şu emekli ikramiyesiyle bir dükkan mükkan açsanız ona. Ha? Bak benimkine sabah erkenden bir çıkıyor. Kafasını kaşıyacak vakti yok. Eve gelemiyor. Oh. Ne güzel vallahi, doğru ya. Dedin be Şükrü, vallahi. Ne yapacaksa yapsın anacığım, gitsin dükkan mı açacak, ne yapacaksa... Yok böyle evde olmuyor böyle, olmuyor. Gerçi benim de evde kaynanam var. Ama olsun, olsun evde. Erkeğin olmasından iyidir. Tabii, tabii iyidir. Gerçi Fehmi'nin de artık kaynanadan farkı kalmadı yani, aynı. Toplar hala satıyor mu ya Mehmet? Oo, hem de nasıl satıyor biliyor musun? Bayılıyor çocuklar ya. Hayır diyor. Ya hatırlar mısın? Bizim gençliğimizde vardı topaçlar. Biz bunu at nalının mıhından yapardık şu vidayı. Bir de o zaman tabii ağırdı topaç. Böyle kafaya koyduğun zaman öteki topaçın belini kırardı ya. Bunlar şimdi alır ya. Evet, şimdi adam mı yapıyorlar? Neden yapıyorlarsa? Herhalde. Çok hafif ya. Nerede eski topaçlar, nerede bunlar ya? Yok yok, hiçbir şey kalmadı eskisi gibi be. Hiçbiri değil, hiçbiri değil. Mehmet, sana ne diyeceğim? Ne? Şu bisküviler var ya, o kutuların içinde duran. Onları 150'lik, 50'şerlik böyle gramlık paketler halinde torbaya koysan da öyle salsan daha iyi. Orada bayatlıyor onlar ya. Oradan alana kadar alıyorsun onu, ondan sonra yumuşacık hamur gibi oluyor. Vallahi iyi fikir ya. Hiç aklıma gelmedi ama bayatlıyor tabii ya. Çok iyi fikirlerim vardır benim. Çok acayip fikirlerim vardır. Çok önemlidir. Fakat çok erken emekli oldum galiba ya. Evde sıkıntıdan ölüyorum ben. Ne yapacağımı bilemiyorum ya. Çok sıkılıyorum. Acayip sıkılıyorum. Biliyorum. Gün bitmez, geçmez, günler geçmez. Ya bak, ne güzel şeyler düşünüyorsun ya. Kafan çalışıyor böyle şeyler. Ben sana söylüyorum, bir iş kuracaksın. Ya aç bir tane dükkan be abicim ya. Yok ya. Esnaflık zor iş ya. Sabahın köründe dükkanı açıyorsun. Gecenin bilmem kaçında kapatıyorsun. Zor iş ya, zor iş. Kolay mı o iş? Zor. Ben yapamam, ben yapamam öyle şey. O zaman işte örgü mörgü bir şey öğreneceksin demek. Ne örgüsü ya? Ya kadınlar akşama kadar nasıl vakit geçiriyor zannediyorsun? İşte örgü öreceksin. Ya git Mehmet ya. İş çıkartma benim başıma. İcat çıkarma ya. İcat çıkarma durup dururken ya. Allah Allah. İş kuracaksın abi, sıkılırsın. Ben sana söylüyorum. Kur bir iş ya. Buyurun. Hoş geldin, hoş geldin. Neyse ya. Merhaba. Mehmet. Ben Bahtiyar'a bir gideyim bakayım. O ne yapıyor? Tamam. Bir de onu bir ziyaret edelim. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Düşün, düşün. İşi düşün. Ne dedin de kabul etti kız? Bak, dedim ki eğer kabul etmezsen sana bundan sonra saati bile sormam dedim. Hadi be. Yürü be.
Bir kere buluşsak sana anlatacak o kadar çok şeyim var ki dedim. Oha daranza, elden gel, evlen de gel inşallah. Merak etti tabii. Edecek tabii. Vay be. Ahmet'im helal olsun sana be. Yarın 2'de Taksim Anıtı'nda. Yarın 2'de Taksim Anıtı'nda, evet. Ergun. Nasıl bir yere götüreyim ben onu? Hani kuytu olsun. Kalabalık olmasın. Baş başa olun. Doğru. Sadece ikiniz. Etrafta dikkatinizi dağıtacak ögelerden kurtulun. Doğru. Kız sadece sana konsantre olsun. Sadece seni dinlesin. Doğru. Doğru. Doğru, doğru tabii ben doğru söylüyorum. Ya, ilk buluşma ya hani. Acaba lüks bir yere falan mı götürsem? Abuk sabuk konuşma. Havan kime ya? Havan kime? Saçmalama. Kız seni de ailenini de biliyor. Gelirini biliyor. Cebinde ne kadar para olduğunu biliyor. Tutacaksın, lüks bir yere götüreceksin. Aa diyecek, Ahmet'e bak diyecek. Bak, bak bana hava atıyor diyecek. Doğru. Ortalama bir yere götüreceksin. Kesinlikle. Ortalama iltifatlar edeceksin. Yani? Ortalama bir hikaye anlatırcasına başlayacaksın. En sonuna golünü atıp, ben buyum kızım. Beni böyle kabul et diyeceksin. Çok doğru. Doğru tabii. Doğru, bravo. Aferin. Doğru. Ya şimdi kabul etti ya. Tamam artık gerisi kolay. Ne yiyeceğiz yani, yemek mi tatlı mı onu konuşmadık. Çekirdek. Çekirdek. Ne? Kıza ay çekirdeği, kendin kabak çekirdeği. Abuk sabuk sorular sorma. Öğlenin ikisinde tatlı yiyeceksiniz tabii. Tatlı yiyin ki tatlı konuşun. Ya aç gelirse, ben açım yemek istiyorum derse? Açlık grevine gireceksiniz. Ahmet iyice saçmaladın ya. Ya bunları kız gelince kendisine sorarsın. Ya sorarım. Sorarsın değil mi? Sorarım. Hayatta soramazsın sen. Yok yok tamam bu sen sefer. Hayatta bu kıza bir şey soramazsın. Soracağım. Ulan sormazsan buraya geri dönme. Dönmem. Sormazsan Ergun Plak arkadaşım deme, ben utanırım. Utandırmam seni. Lan sormazsan Ahmet değilsin. Değil. Soracaksın. Soracağım. Kurban olayım Ahmet'im. Bak, bak bu şans. Bak bu şans. Hayatında ilk ve son kez önüne geliyor bu şans. Bak bunu çok iyi değerlendirmen lazım. Unutma. Bir kızı birinci buluşmaya ikna etmekten daha zor bir şey varsa... ...o da ikinci buluşmaya ikna etmektir. Unutma bak. Unutma. Ahmet'sin oğlum sen. Ahmet'im. Ahmet'sin. Evet. Bu mahallenin Ahmet'isin sen. Ahmet'iyim. Bir tanesin. İşte bu. Artık bir kere kabul etti. Tamam. Heh. Ben onu tava getiririm. Ne yapar eder, onu tava getiririm. Artık tamam. 23 saat 52 dakika kaldı. İşte abi. Şimdi sana lokum gibi et verdim yengecim. İnşallah. Ya Bahtiyar, çaya şekere zam geldi. Ete zam var mı ya? Ya ağzını hayır aç. Abi kurban olayım sana ya. Ağzını hayır aç ya. Yengecim, sen etin en güzel tarafını verdim sana. Afiyet olsun. İstersen bir de sana şöyle güzel bir yemek tarifi vereyim. İyi olur. Şimdi sen eve gittiğin zaman şöyle güzel böyle bir soğanı ince ince kıyacaksın. Hafif böyle bir kısık ateşte tencerede kavur. Sonra eti at. Etin kokusunu almak için de biraz bile kimyon serp. Yok yok yok, kimyona hiç gerek yok ya. Çünkü kimyonu serptiğin zaman şey olur, o böyle ağır gelir. Kimyon çok ağır gelir, hiç gerek yok. Kimyona gerek yok. Abi kimyon güzel olur, güzel olur. Kokuyu alır. Yok ya, kimyon şimdi koyduğun zaman çok ağır olur ya, hiç gerek yok. Şimdi kıymaya koyun da kuş başına gerek yok, gerek yok. Abi özelliği orada, yani o etin kokusunu almak için kimyon özelliği orada. Ya sonra kimyon koymayın. Şart mı o yemeği yapması ya? Başka yemek yapar. Allah Allah. Kimyon ağır. Yani isteyen sonra yemek piştikten sonra kendi koyar ya. O daha iyi. Çok önemli. O çok önemli. Ya bildiğim gibi yapayım ben en iyisi. En doğrusu o. En doğrusu bildiğin gibi yapacaksın. İyi günler. İyi günler gibi. Kimyon hiç koyma, hiç koyma. Ne yaparsan yap koyma ya. Ben neyse ben bir gideyim de. Sağ ol çay için içemedik de. Bir acaba bakayım ya. Ne yapıyor, ne ediyor? Hadi görüşürüz Bahtiyar. Geçmez ha. Heyecan yapma. Heyecan yapma. Sakin olacaksın. Heyecan böyle şeylerde en tehlikeli şey. Nasıl heyecan yapmayayım ya?
Gülden bunca yıldan sonra kabul etmiş. Nasıl heyecan yapmayayım ben Ergun? Ahmet'im kurban olayım bak. Sakin sakin. Her şeyi sakin halledeceksin. Ondan sonra ne diyeceğini şaşırıyorsun. Cüneyt Arkın oluyorsun, bir kadına inanır oluyorsun. Ahmet olacaksın, Ahmet. Değil mi? Tabii ki. Ne giyeceksin? Bilmem. Takım elbise falan mı giysem? Olmaz. Smoking ya da frak giymen lazım. Şu kuyruklu olanlardan. Frak. Aha, frak. Ya çıldırtma beni. Ne takım elbisesi? Buna ne kadar değer verdiğimi, önemsediğimi anlasın işte. Olmaz oğlum, olmaz. Genç işi olman lazım. Genç işi giyineceksin. Bir kotun vardı ya, kotunu giyeceksin. Oğlum çok sıkıyor be abi. Oturamıyorum bile. Olmaz. Ayakta olmaz. Ayakta saatlerce olmaz. Yani. Otursan da olmaz. Dikkatini kıza mı vereceksin, kota mı vereceksin? Kan dolaşımını keser. Tamam, tamam, tamam. Yarın kızla buluşmaya giderken ben sana bir ayar çekeceğim. Merak etme sen. Kardeşine güven. Kız seni çok beğenecek oğlum. Çok beğenecek. Ergun, dakikalar geçtikçe kalbim daha hızlı atıyor biliyor musun? Yarına kadar kalbini unutacaksın. Bütün sıkıntılarını unutacaksın. Derin nefes alacaksın. Derin derin alacaksın. Bu maçı alacağız. Bu maçı alacağız. Alırız. Birlikte. Bu maçı alacağız. Alıyoruz bak. Sakin sakin. Bu maçı alacağız. Hadi ya. Bu maçı alacağız. Dur be oğlum. Daha çok heyecan yapıyorum ya. Heyecan yapmayacaksın ya. Heyecan yapmayacaksın. Çağatay, şimdi bak bak beni dinle. Prodüktör Halil İbrahim'in tüm umutlarını kırınca Halil İbrahim yıkılır ve sahneye çıkarak şarkısını söylemeye başlar. İnsan köpeğine bir isim takar. İnsan kedisine bir isim takar. İnsan muhabbet kuşuna bir isim takar. Ben nefesine ismini koydum. Nasıl Çağatay? Bana ben de şimdi sana böyle sonra durduk daha bir şey söyleyeceğim ama... Çağatay beni sinirli zannedecek. Tövbe estağfurullah. Hadi ben gidiyorum. Hadi ben gidiyorum. Vallahi çocuk yanlış tanıyacak ta ilk zamanlardan beni ben. Sinir küpü. Sinir küpü. Yürü lan. Çağatay nasıl? Ne nasıl abi? Çağatay, aşk olsun ya. İki saattir sana anlatıyorum. Dinlemiyor musun beni? Abi kusura bakma ya. Aklım başka yerde. Affedersin ya. Aşık mısın oğlum? Ne alakası var be? Yan sokağa yeni taşındı da tanımıyorum. Abilsem çok ilginç bir isim ya Çağatay. Abi çok komiksin ya. Vallahi çok komiksin yani. Oğlum biz tiyatrocuyuz. Yeri gelir güldürür, yeri gelir ağlatırız. Mendilleri hazırlayın. Boyun çok ağlatacak. Hadi hayırlısı olsun. Seyirciniz bol olsun. Hadi İbrahim. İdris Beyler, boşları alayım. Al burada duruyu boşları. Buyur. Abi hava amma soğuk be oğlum. Sen iyi dayanıyorsun valla. Dayanmayıp da ne yapacaksın? Yani tüçeni bırakıp da gidip kahvede oturacak halim yok ki yani. Allah Allah. Domat Mustafa oturuyor be oğlum. Bir tane çırak dikti oraya anladın mı? Sabahtan akşama kadar kedi gibi pinekliyor sobanın başında, iyi mi? Abi biz öyle ne fırtınalar ne karlar gördük. Bundan 10 sene önce Karadeniz'e asıldık kayıkla. Bir kar, bir fırtına, bir dalga, kayık böyle böyle. Aman aman birader, hiç girme oralara lütfen. Gözünü seveyim. Bak, hava çok soğuk zaten.
Yani illa anlatacağım diyorsan da gel kahvede ve yuvarlak masa yapalım. Sobanın yanında sıcak sıcak anlat anladın mı? Onu da yaparız ya. İyi günler Mesut abi, iyi günler Edis abi. İyi günler abisi. İyi günler. Vay butik. Yine takiptesin bakıyorum. Yok be abi, yol aynı yol. Oradan gidiyorum yani. Yürü lan abici, yarmayız biz bu ayakları. İşte, konuştun mu kızla? Söyle bakayım. Ayıp ettin Mesut abiyi, konuştum tabii. Helal. Adanalı Celal. Kardeşime bu yakışır zaten. Gel seni bir öpeyim. Kimin kardeşi be? Eyvallah. Nasıl konuştun anlat bakayım. Abi gittim yanına. Evet. Önce merhaba dedim. Ondan sonra o da bana merhaba dedi. Sonra böyle karşılıklı bir bakıştık. Nasılsınız dedim. Ondan sonra o da bana iyiyim, sağ olun dedi. Sonra bir bakıştık tekrardan abi. Ondan sonra tekrardan siz nasılsınız dedi. Yani bana soruyor. Yani nasılsınız siz diye. Ben de iyiyim, sağ olun dedim. Sonra abi böyle karşılıklı bir bakıştık. Evet. Bir sessizlik oldu. Evet. Sonra ben ona bir soru daha sordum. İşte bu. Açıldın değil mi? Açılmaz olur muyum? Açıldım da. Güzel. Nasıl açıldın? Anlat bakayım. Ne dedin? Daha nasılsınız dedim. O da sağ olun iyiyim dedi. Hoppala. Oğlum başka bir şey söyleseydin artık ya. Hep aynı yerde patenaj yapıyorsun. Devam et. Sonra ne dedin? Söyledim. Farklı bir şey de söyledim abi. Ne dedin? Söyle. Allah iyilik versin dedim. Allah iyiliğini versin butik. Oğlum başka ne dedin? Açılmadın mı daha kıza? Açıldım abi. Açılmaz olur muyum işte? Nasıl açıldın? Söyledim. Bir şey daha söyledim ona. Ne söyledin? Dedim ki... iyi günler dedim. Ulan amma açılmışsın ha. Dikkat et boğulmasaydın. Hayret bir şey ya. Oğlum ne biçim adamsın? Hep aynı yerde patenaj yaptın ya. Başka? Başka abi. O da bana iyi günler sağ olun dedi. Sonra döndü gitti. Vay be. Ulan butik amma konuşmuşum be. Değil mi abi? Harika konuştum. Yemin ederim ilk konuşmam mükemmel oldu abi. Helal olsun sana. Eyvallah. Ulan bu soğukta biz de enayi dümbeliği gibi durmuş seni dinliyoruz be. Şuraya bak. Ulan bize geldi mi bir araba laf edersin. Kıza geldi mi merhaba nasılsınız? Daha nasılsınız? Güle güle daha güle güle. Allah Allah. Şuraya bak ya. Lan abicisin lan sen. Şuraya bak tipe bak. Bir de komiser Gerard gibi sürekli takipte. Bir şey yapsam bari. Allah Allah. Gidiyorum lan ben. Bana her şeyi de ama bir şey yapsam falan deme abi. Göreceksin. İkinci konuşmam şahane olacak. Efsane olacak. Yürü lan. Korkaksın oğlum sen. Neden korkacakmışım ya? Mesut abi. Bak bir şey daha anlatacağım ben. Al bakalım şunu eline. Bir o eksik. Gönder memleketine. Hadi bakalım. Ne iyi ettin be abi emekli olmakla. Darısı başımıza. Adama sormuşlar. Baban ne iş yapıyor demişler. Kahvede gele atıyor demiş. Oğlum. Hadi. Emekli olduk ama can sıkıntısından ölüyorum evde be Recep. Ya bir bulacağım bir meşgale. Ya nasıl bulacağım? Ne meşgalesi bulacağım ya? Nasıl bulacağım ya? Ne bileyim. İkramiyenini alırsın bir taka. Gidersin balığa, balık tut. Bu havada, bu soğukta. Sen de yazın emekli olsaydın abi. Evet. Ben mevsimini tutturamadım ya. O gözümden kaçmış biliyor musun? Bilseydim yazın olurdum. Kışın emekli olmamak lazım ha. Ya abi alırsın bir Ayvalık'ta ev. Kafanı dinlerdin işte. Ya sen ne diyorsun ya? O kadar çalışmışız ki ömrümüz boyunca. Nasıl kafa dinlenir onu unutmuşuz ya. Benim abi. Saçını boyayayım mı vakit geçer. Ha? Bak Mesut'un saçını boyadım. 10 yıl gençleşti vallahi. Ne diyorsun sen ya? Ne saç boyaması ya? İcat çıkarma benim başıma ya. Allah Allah. Oldu. Evet. Bu da sana 4. Hadi bakayım oyna şimdi.
Vallahi oradan da yırttın ha, emeklilik yaradı. Ha, içeriden oyna. Yırt bakalım, bayramda ne giyeceksin? Oy abi, oy. Hadi bakalım, bayramda ne giyeceksin, göreceğiz. Bu sene de ne kadar soğuk etti ya. Donduk soğuktan. İyi abları verdiler bize de, abları iyi oldu. Sorma. Ya işte şu ihtilal olmasaydı ne güzel emekli olacaktım. Giderdim böyle sıcak bir yere yerleşirdim. Rahatıma bakardım. Sizde emeklilik hala askıda mı ya? İkinci bir emre kadar. İlk emir izin çıkar çıkmaz emekli olacağım deme lazım. Gene bir şey olur, gene benim işim yarım kalır. Yok yok, bir şey olmaz. İhtilal mihtilal olmaz daha. Oldu zaten, milleti siyaset yapacağına bin bir pişman ettik komutan. Hem siyaset yapacak adam bırakmadık ki dışarıda. Hepsini içeri aldık. Doğru. Kazım. Selam sabah yok mu ya? İyi günler komiserim. İyi günler. Sadiler seni, değil mi? Evet komiserim. Yeni mi sadiler? Evet. İyi, geçmiş olsun. Sağ ol komiserim. Niye o kadar üzüntüler seni? Anlat bakalım, ne oldu ya? Komiserim boş verin, bıraktılar ya. Önemli olan. Zaten seni niye aldılar onu da anlamadık ya. Yoldan geçiydin. Aldılar seni, götürdüler. Vardır bir şey komiserim. Kesin bir anarşiste simit mimit satmışımdır. Neyse, geçmiş olsun Kazım, geçmiş olsun. Sağ ol komiserim. Vay Kazım. Çıktın mı ya? Evet. Geçmiş olsun Kazım. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun Kazım. Ya kardeş, niye almışlar seni içeri? Boşverin abi, bıraktılar ya, önemli olan. Lan oğlum ne güzel işte, sussun. Salmışlar seni, daha ne olsun ya? Allah Allah. Ya ne meraksız adamsın ya. Başçavuş şurada, sorsana beni niye içeri aldınız desene. Abi boşverin ya, kapanmış dosyayı açtırmayın. Ya bak ben sana ne diyeceğim kardeş. Gel ben sana şuradan güzel bir pirzola et yapayım. Götür eve, çocuklarla yiyin. Abi sağ ol, benim çalışmam lazım. Ya gel, 4 aydır içeridesin oğlum. Özlemişsindir et. Gel al götür eve, yiyin. Sonra işe girersin, çalışırsın, ikinci aldığında da parasını verirsin herhalde ya. Allah Allah. Sağ ol. O zaman çocukların meyvesini de ben vereyim. Osman. Tamam bak, erzakların da benden, tamam mı? Yollarım ben eve. Sağ ol. Hah, bak ne güzel oldu. Hadi gel. Hadi, gel kardeş. Şey şöyle güzel şu etin böyle pirzola tarafından vereyim. Lop lop. Alper, Salih, Faruk, toplayın eşyanızı. Nereye? Siz üçünüz bundan sonra solcular koğuşunda kalacaksınız. Bir dakika, bir dakika. Ne demek solcularla kalacaksınız? Dur bir dakika, dur! Ne demek lan solcularla kalacaksınız? Ya arkadaşlar, ne demek sağcılarla aynı koğuşta kalacaksınız? Ne meraklıymışsınız gitmeye ya? Bakın kan çıkar diyorum. Bizi birbirimize öldürtecekler. E direnirsek de kan çıkacak. Of, olacak şey mi bu ya? Olmaz öyle şey. Solcuların koğuşuna gidemeyiz. Bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyorlar. Nasıl olsa sürüyerek götürecekler. Solcuların koğuşuna gidemeyiz. Çay daha içer misin Çağatay? Ha, yok ya. Zaten geçeceği yok. Kim geçecekti ki? Kim geçer? Bir arkadaşım ya, onunla buluşacaktım da. Tamam, ben veririm Çağatay. Tamam. Yazdırırım yani. Güzel espri, bu güzeldi. Ya. Rahatladım vallahi. Yalnız bugün de burası maşallah kütüphaneye döndü ha. Oh. Ne yapıyorsun? Aynı be ya. İyi konuşmadın bugün. Anlatsana bir şeyler. Nerede bizde o kadar akıl? Vay da. Ne dedin sen? Yine ben anlamadım bir şey. Bilir misin Sami? Bilge'ye sormuşlar. Akıllı adamı nasıl tanırsın diye.
Nasıl? Konuşmasından. Bir adam konuştu mu akıllı olup olmadığını anlarım demiş. Aferin. De bak, demek ne kadar çok konuşursa o kadar kendini şey yapıyor, oradan anlıyor da. Aferin. Bilge'ye bir soru daha sormuşlar. Ne demişler, ne demişler? Ya konuşmuyorsa? Vay da. Ne demiş Bilge o zaman? O kadar akıllı adam var mı? Demiş. Vallahi inan olsun ha. Bilge'ye bak, ne kadar güzel imancık cevap vermiş. İmancık cevabı vermiş, aferin. Akıllı adam konuşmaz, susar. O zaman senin dediğin mantıktan hareketle yola çıkarsak, o zaman bizim mahallenin en akıllısı, en zekisi şey oluyor, susmuş oluyor. Hiç yıllardır vallahi ağzından bir tanecik kelime bile çıkmadı. O zaman akıllı o. Kesinlikle en akıllımız o. Neden? Bizim bildiğimiz kelimeler ona yetmiyor artık. O yüzden susuyor. O zaman demek ki bizim mahallenin de en aptalı Niyazi oluyor. Seni duyuyorum Sami abi. Ben bir şey demedim. Bilgi demiş. Değil mi? Bilgi diyor. Ben demiyorum ki. Ayrık bir şey. Sen öbürü konuşuyorsun. Öbürü şarkılar söylüyorsun. Öbürü bir şeyler anlatıyorsun. O zaman sen aptalsın. Ben demiyorum ha. O diyor. Yani Bilge diyor. Ben şey yapmam yani. Ben Sami abi. Tiyatro söz söyleme sanatıdır. Konuşmadan nasıl yapılır tiyatro? Ya o hani bir şey var ya, kondomim mi, hundomim mi? Böyle duruyor mal mal bakıyor etrafa, konuşmadan ilk kol bir şeyler sal. Kondomim. Bravo, güzel dedin. Bunlar ya. Böyle İşte böyle gece de dolunayı bekle, buna karşı olursun. Sam abi. Ah bak, kocaman bir taş var orada. O ne be? Bakayım. O nerede? Ne yazıyor? Niyazi. Aa, üstünde Niyazi yazıyor. Aa, neden? Başına benim kadar taş düşsün Sam abi. Neydi bu? Çay vereyim mi Sıfış abi? Yahu konuşsana Sıfış abi. Çay istiyor mu? İstemiyor mu? Yahu bırak ne konuşması ya. Adam ne güzel efendi efendi oturur. Allah göstermesin. Konuşur konuşur. Sesi de senin gibi olursa yandık bize ya. Oğlum ben sana konuşmayacağım demedim mi ikide bir de zır 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 vır vır vır. Hay ses tellerine düğümleyeyim lan. Tazeliyim Bekir abi. Bak. Tazeliyim mi Bekir abi? Yahu hele bunun sesinin, torunun akorduna. Hele bunu tipi. Tazele, tazele. Arkadaş kızı birader kusura bakma. Nereden sesi böyle çıktı ne yapayım? Neyi diyeceksin? Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam. Selam Fehmi abi. Aleykümselam Fehmi abi. Bak Fehmi abi seni var ya kayınvalide seviyormuş ya. Ben de şimdi bir duyuru yapacaktım. Neymiş o ya? Beyler burayı dinleyin. Şimdik malum şekere çaya zam geldi. Biz de mecburen çaya zam yapmak zorunda kaldık. Bundan böyle bir bardak çay 10 lira değil 12,5 lira olmuştur. Hadi bakalım herkese hayırlı uğurlu olsun. Şansa bak ya. Şuraya bak. Emekli olduk çaya zam geldi ha. Yok Fehmi abi ben sana bir şey söyleyeyim. Ele yanlış zamanda emekli olduğu için. Şimdi sen emeklisin, ne gideceksen mecbur kahvede oturup çay içeceksin. Yani vallahi yazık oldu sana ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Fehmi abi, ne yapayım ya? Aynı be ya, sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Oo Bekir, hayırlı olsun. Okey dönüyor ne? Ya elimi neye söylesen Sam abi ya, okey okey döndün mü yok ya? Hayret susmuş. Bir şey ya. Ne yapayım be ya? Fehmi abi. Bak sana ne diyeceğim, bu susmuş için var ya, acayip akıllı diyorlar ha. Çok ileri, süper zekaymış. Bir konuşsa da anlasak ya. Ondan konuşmuyoruz işte. Bak yani çok zeki olan adamlar çok konuşmazmış. Bilgenin biri öyle demiş. Hangi bilgi? Ha. İşte bir tane bilgenin biri demiş yani, onu demiş. Ya hayret bir şey, en azından akıllı adam. Senin gibi gelip, yok o şey diyorsun, elime karışmak adam açtı, gördün mü? Dedi ona. Dedi. Hayret okey şey oynamayı ya. Bilmiyor. Bana oradan laf çarpıyor bak. Ya bu susmuş için her şey söylendi ya. Yok efendim çok zenginmiş.
trafik kazası geçirdikten sonra susmuş. Yok efendim MİT ajanıymış. Şimdi de çok zekalı diyorlar. Allah Allah. Öyle Fem abi. Olabilir ama. Yani konuşmadığını ben çözdüm. Anladım bunu ben. Bizim alfabedeki bu 29 tane harf var ya. Buna yetmiyor. Bundan konuşmuyor. Ne yani? Şimdi susmuşa biz yeniden bir alfabe mi üretecek? Yeni bir şey mi yapacak? Ya şimdi susmakla zekanın ne alakası var ya? İyice çıkarmayın ya. İyice çıkarmayın. Evet, sen de haklısın tamam Fehmi abi ama ben o Bilge'nin yalancısıyım yani. Ya Fehmi abi bir şey diyeceğim. Bu Bilge kendi dediğini yapmış da hele kalkmış böyle bir laf etmiş. Hiç olur mu ya? Ya belki de yazmıştır be ya. Evet. Şimdi ben emekli oldum ya. Benim artık boş vaktim çok ya. Her gün ben buradayım nasıl olsa. Ben bu susmuşu konuştururum ya. Kesin konuştururum. Bir de Çin işkencesi falan öğrenirsem. Acayip konuştururum ya. Valla affeyim abi ha. Yalnız çok iyi espriydi ha. Çok iyi espriydi ya. Çok önemli. Çin işkencesi çok önemli. Niye bunlar içeride oturuyor öyle ha? Niye buraya gelmiyorlar? Soğuktur orası ya. Niye buraya gelmiyorlar? Ne bileyim Fehmi'ciğim, kocaman çocukları oturuyorlar herhalde öyle içeride. Ben niye gelmediklerini biliyorum. Bu evde herkes benden kaçıyor ya. Herkes kaçıyor benden. Niye kaçsınlar senden Fehmi'ciğim? Olur mu öyle şey? Beni görünce herkes susuyor. Kimse benimle konuşmuyor. Kaçacak deli arıyorlar ya. Ne yaptıysam ben onları. Öyle şey olur mu? Niye kaçsınlar senden? Çato. Senin bir gömleğin vardı sarı. Nerede o? Orada askıda. Ne oldu, ne yapacaksın ki? Yarın Gülden'le buluşacağım da. Nasıl oldu bu iş? Oldu işte. Sordum, o da kabul etti. E tabi. Kız illallah dedi artık. Başına uğraşma Çağatay. Beni bugün kızdıramazsın. Askıda. Ay güzelim. Gülden de buluşuyormuş da. Vay abi ya. Hakikaten kızdıramazsın beni, yok. Gerçekten buluşuyoruz. Evet. Ne belledin? Oğlum. Aziz vatandaşlarım, 12 Eylül öncesinin ızdırabını, kalpleri bir tek kalp gibi birlikte atan Türk milleti, bütünüyle ve hep beraber... Mapusun içinde üç ağaç incir, mapusun içinde üç ağaç incir. Elimde kelepçe, boynumda zincir, oy zulüm zulüm. Başımda zulüm, uzak git ölüm. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm. Geç, sen de geç. Geç, bakma. Çıkartın bunları. Kes. Emir böyle. Adam gibi anlaşın. Ne işi var bunların burada?
Rafik, topladın mı oğlum her şeyi? Topluyorum usta. O zaman bana dikkat et. Bak. Görüyor musun? Bak, görüyor musun? Hadi sen yap bakayım. Dur sen yapma. Ben atayım, aynı şekilde uzaktan yakala. Tamam usta. Hazır mısın? Yakala. Ne yapıyorsun be oğlum? Hızlı geldi usta. Nasıl hızlı geldi? Sen ne biçim kahvecisin? Nasıl kahveci olacaksın sen? Ha? Bak oğlum, kahvecilik sadece çay satmak değildir. Kahvecilik kağıtları ruhunda hissetmektir. Kahvecilik iskambil kağıdıdır. Onunla yatıp onunla kalkacaksın. Tamam mı? Ellerin alışacak. Bak şimdi, dikkat et. Bir, iki, hop! Nereye gitti? Hop! İşte burada. Aa, usta. Bana da öğretsene, kızlara falan yapıyorum. Öğreteyim mi? Gel, yaklaş. Kimseye söyleme, tamam mı? Usta. Oğlum, sen önce çay yapma öğren lan. Kağıt tutma öğren. Allah Allah. Toparla, toparla. Bir de kahveci olacaksınız da biz göreceğiz be. Mesut. Bekçi Bekir bile derim. Neydi sen? Saatin kaç olduğunda haberin var mı? Tamam tamam, kapatıyoruz. Kaçıyoruz az sonra. Ya hadi hadi, hadi kapatın edin. Bak şimdi alırlar içeriye sizi ha. Tamam ya, kapatıyoruz bileder. Ben sana bir çay vereyim hiç arada. Ya bırak çayımayı, bırak çayımayı, bırak çayımayı ya. Ya siz alışamadınız mı gece sokağa çıkma yasağına hala? Ya Allah'ını seversen Bekçi Bekir bileder. Nasıl alışacağız biz bu sokağa çıkma yasağına? Ha? Geceleri hiçbir şey yapamıyoruz be. Yapma. Yahu yapma, yapma. Git evinde otur yeniden. Mutlu, mesut, evinde otur. Sokakta ne işin var? Doğru. Sokağa mokağa çıkarsak Allah muhafaza köpek kıtlar. He, it kıtlar değil mi lan? Ya bak, bak beni, bak beni sinirle. Ya hadi kapat. Şırakan da söyle, kapatın hadi. Tamam, tamam, kapatacağız da bu senin üstündeki gocuk çok kıyakmış ha. Yeni mi bu? He, gıcır gıcır yeni. Vallahi jilet gibi olmuşsun ha. Şişt, bunlar beleş değil mi? Size veriliyor değil mi? Ya, kendimiz ayarlayabilir miyiz? Tamam, bırak ayarlama. Hadi kapatın hadi. Söyle Çırağan Mıragan da. Tamam. Hadi oğlum hadi acele et. Kızdırma Bekir abini. Hadi bak, oğlum. Gelirim biraz sonra görmeyeyim ha. Çay vereyim mi? Sıcak sıcak. Ha, yolda içersin. Yağ gibi kaysın. Hala devam edin ya. Ne çay bu saatte? Çay mı içilir Mesut ya? Hadi kapat hadi ya. Tamam ben. Ya hadi çabuk. Ne bakıyorsun lan hadi. Allah Allah. Allah Allah. Yatın artık. Herkes yatsın. Reis. İlk nöbeti ben tutarım. İki saat sonra uyandırırım seni. Yok Salih, sen yat. Beni bu gece uyku tutmaz. Eyvallah reis. Allah rahatlık versin. Eyvallah. Sakın uyuyup kalma. Yoksa bunlar boğar bizi. Zor biraz. Sen yat arkadaş. Bu gece nöbeti ben tutarım. Eyvallah. Hadi iyi geceler. Sana da Fehmi'ciğim. Fehmi. Hı. İyi misin sen? İyiyim ya. Çok iyiyim ama. Yok şimdi hani bugün şey dedin ya, öyle kimse beni istemiyor falan dedin ya. Ben üzülüyorum lan, deme öyle şeyler, tamam mı? Hiç öyle düşünme. Çocuklar yattı mı? Yok daha ayaktalar. Ama yatarlar şimdi. Ahmet hazırlanıyor, işe gidecek falan. Yatarlar şimdi. Sabaha kadar otursunlar onlar ya. Sonra öğlene kadar uyurlar. Sabah kahvaltıda masada kimse olmaz o zaman işte. Sabah kahvaltıda kimse yok. Akşam herkes odasına çekiliyor. Yüzünüzü gören cennetti ya. Ben çalışırken sizi daha çok görüyordum. Emekli oldum, öcü oldum ya. Herkes benden kaçıyor.
ürkülecek ağzın gülmekten. Hadi eyvallah. Sen nasılsın? Ne olsun ya, iyiyiz. Alıştım buralara. Böyle çok iyi bakıyorlar bize burada. Mali söyleye söyleye var ya sesim açıldı. Bazen böyle ağrım falan oluyor. Masaj yapıyorlar, sağ olsunlar. Sen nasılsın, alışabildin mi? Ha, öyle alıştım ki. Sopa yemeden duramıyorum. O kadar alıştım. Ya Nevzat. Bunlar ne yapıyor böyle? Bu da mı bir çeşit işkence? Baksana hali. Sorma birader. Karıştır barıştır diye bir şey duydum. Ya dışarıda kanlı bıçaklı olan adamları burada bir arada tutacaklar, barıştıracaklar. Ne barışı be Nevzat? Şu hale baksana. Birbirimizi kesmeyelim diye nöbet tutuyoruz. Alper, bak bu gece neyse ne. Ama böyle her gece her gece nöbet olmaz. Sen sizinkilerle konuş, ben de bizim çocuklara söylerim. Bari uyurken rahat edelim birader. Haklısın, eyvallah. Nasıl sizinkiler? Kim? Annen, baban, şey kız kardeşim falan yani. Memleketteler Nevzat. Onlardan da en son bir ay önce haber aldım. Burnumda tütüyorlar. Bir aydır daha haber alamadım sana. Alper. Ha. Geldiğin elini sıkamadım birader. Hoş geldin. Eyvallah kardeşim. Zor be Nevzat. Vallahi zor. Bitecek. Buradan da kurtulacağız Alper. Dayan birazcık. İnşallah kardeşim. Sabahın yedisi ya. Biz baba mutlu olsun diye böyle her sabah mecbur muyuz buna ya? Mecbursun tabii. O senelerdir bizim için erken kalkıyor çocuğum. Ne yapalım? Emekliliğe alışana kadar böyle. Ona bir yardımcı olacağız. Yoksa bunalıma girecek adam, yazık günah. Ya bu şekilde de ben bunalıma gireceğim anne ya. Tut hadi konuş bakayım. Sen kömürleri bırak, elini yüzünü yıka. Nazlı git sen de hadi yumurtalara bak, gel anneciğim. Hadi koş koş koş. Ay, yeni geldi mutfaktan ya. Koş koş koş. Hadi, her şey hazır değil mi? Tamam. Kalk aşırı babanız. Günaydın. Ay günaydın Fehmi'cim. Saat 7 ya. Herkes kalkmış. Kahvaltı sofrası kurulmuş. Bana bir şey mi oluyor ya? Hayrola? Nasıl olur bu ya? Ay öyle oldu işte Fehmi'cim. Ya. Bu ev bizim ev değil mi? Bana bir şeyler mi oluyor ya? Doğru eve uyandım değil mi ben? Evet Mehmet'ciğim, bak çay da hazır, hadi gel. Ya bu ev bizim ev yani. Evet. Günaydın. Günaydın oğlum. Babacığım buyurun gazeteniz. Bana mı? Ya oğlum ne zahmet ettin ya? Aşk olsun babacığım, ne zahmeti? İşten gelirken aldım işte. Hatta sana zahmet olmasın diye otobüste ben bulmacasını da çözdüm. Ya ne? Şaka yaptım ya. Ha iyi. Güzel şaka, bunu devamlı kullan. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yok be. İnsan erken kalkınca böyle bir zinde oluyor böyle, ha değil mi? Diyorsun ki sabah sabah kendi kendine iyi ki. Erken kalkmışız. Eyvallah, ben hep erken kalkıyorum zaten. Hep. Ne demişler?
erken yatalım, erken kalkalım. Üç yumurtayı sütle çarpalım. Kızarmış ekmek. Kızarmış ekmek. Biraz da peynir. Biraz da peynir. Aman efendim ne güzel yenir. Aman efendim ne kadar da güzel yenir ya. Hadi sofraya hadi. Hadi, hadi baba ya hadi. Hadi babacığım. Hadi babacığım gel. Rukiye. Ne oluyor? Bir şey oldu yok babacığım, kahvaltı ediyoruz. Hadi gel. Buyurun babacığım. Gel babacığım gel. Çağatay. Uzat onu bardağı. Oh. Yumurtalı ekmek alın. Koyayım babasına birazcık bundan. Baba. O kadar güzel ki bak. Şeker. Bunlar iyi şeyler değil mi? Baba. Hadi hadi. Versene bunu. Bu nasıl? Çok kötü. Demode. Olmaz. Bu? Bu değil. Ya bu nasıl? Bu da değil. Bunlar sıradan. Ben farklı bir şey istiyorum. Gülden seni görünce mutlu olsun istiyorum. İşte bu. Bu ne lan? Ne var? Oğlum senin dolabından bir şey çıkmıyor. Ne yapayım? Ben de mecburiyetten kendi dolabından bir ilk yardım çantası hazırladım. Şunların güzelliğine bak be. Ya yürü git. Ben senin renkli pantolonlarını falan giymem oğlum. Oğlum yaşlı giyiniyorsun. Yaşlı, yaşlı. Kız babasıyla buluşmayacak. Genç bir delikanlıyla buluşacak. Bu delikanlı da sensin. Kendine gel. Sen bana yaşlı mı diyorsun? Ya yaşlı maçlı demiyorum. Çık artık şu 60'lardan diyorum. İyi de çıkalım da ben bu kızı sanki 60 yıldır seviyorum zaten oğlum. İyi ki şövalyelik zamanından beri sevmiyorsun. Ne yapacaktın? Zırhlarını takıp ata binip mi gidecektin? Bak sadece deniyorum ha. Sadece deniyorum. Deneme diye bir şey yok koçum. Deneme diye bir şey yok. Kızla ilk ve son şansın. Neyin var, neyin yok ortaya koyacaksın. Ne yapıp edip bu maçı alacaksın. Başka yolu yok. Bir daha söyle. Bu maçı alacaksın. Başka yolu yok. Melodi ekle buna. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Hadi bir daha. Hadi Ramza. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Oğlum tezahürat mı olduk lan? Oğlum çok tutar lan bu. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Giy şunu. Bu maçı bütün tribünler yıkılacak oğlum. Başka yolu yok. Çok güzel oldu lan. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Oh, sadece deniyorum. Lan. Sadece deniyorum. Dilden dile yayılacak oğlum. Dilden dile yayılacak. Tezahürat buldum lan. Oğlum bir daha söyle. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Nuriye. Efendim. Hadi iyisin ya. Dış alımlarda kota kısıtlaması kalkmış ha. Ha. Evet evet. Hayırlısı olsun Fehmi'cim. Tabii tabii hayır. Şuraya bak ya. Güneydoğu parçalı bulutlu, batı kısmı yağmurluymuş ya. Ha. Aklına bulunsun abi. Giden falan olursa söylersin. Tamam. Tamam. Sağ olasın. Senin işin var mı? Benim mi? Yok, hayır yok. Hiç işim yok. Yok değil mi? Ay ne kadar güzel. Bana yardım eder misin Fehmi'cim be? Tabii ya, hemen yardım edeyim. Ne yapıyoruz? Canım, sağ ol. Şöyle ellerini uzatırsan bir. Sen öyle tut. Şöyle Fehmi'cim. Sen öyle tutacağım. Ben de böyle bir saracağım. Ne? Yumak yapacağım işte Fehmi'cim. Böyle böyle. Dur bakayım, ucunu kaçırdım. Ama düzgün tutmuyorsun ki sen böyle. Ha, düz tut. Böyle iyi mi? İyi, iyi. Çok güzel. Şöyle döndür. Şeyi döndür. Ha. Niye tamam. Döndürüm? Tamam. Gel. Peki sen ilk defa mı yapıyorsun ya? Senin acemiliğinden olmuyor ama öğreteceğim ben sana bunu, dur. Şimdi daha çok yumak var, sararız biz bunları seninle güzel güzel. Peki baştan söyleyeyim, hiç öğretme istiyorsan. Vay, 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 vay. Olmadı ya. Oldu, oldu. Vallahi tek eksik var, o da zincir, onu da hemen veriyorum. Dur, 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 dur. Sen ne yapıyorsun ya? Ha? Ne yapıyorsun sen? Oldu olacak, benim yerime kızla buluşmaya sen git oğlum. Ergun beni kendine çevirdin ya. Çevirdim tabii kardeşim, çevirdim. Çünkü bu benim de meselem.
Seviyorum da seviyorum, seviyorum da seviyorum. Yıllardır aynı şeyi, bozuk plak gibi. Çıkmaya başla şu kızla da farklı bir muhabbetimiz olsun. Demek sıkılıyordun ha? Sıkılmıyordum güzel kardeşim, sıkılmıyordum. Ama yarın akşam gelip tamam artık bu iş bitti, o da beni seviyor demezsen... ...vallahi da, billahi da, tallahi da o pantolonu helal etmeyeceğim sana. Sen hangi pantolonu helal etmiyorsun? Altındaki o mor pantolonu. Bu pantolonu helal etmiyorsun sen bana. Evet. Oğlum bu pantolonun kendisi külliği haram lan zaten. Böyle be patlıcana girmiş gibi oldum. Allah Allah. O beğenmediğin pantolondan dünyada iki tane var. Biri Giorgio'da, biri bende, ona göre. Kimde? Giorgio'da. O kim? İtalyan modacı. Soyadını unuttum şimdi. Armarillo mu ne, öyle bir şeydi onun soyadı da. Her sen şimdi diyorsun ki bu pantolondan dünyada iki tane var. Biri diyorsun İtalyan modacı neydi? Giorgio'da. Öbürü diyorsun sende. Çıkar lan pantolonu. Alsın oğlum, iyidir. Ha, şöyle bana yola bunları gel. Giyince bana bir şey oldu ha. Şekil oldum. Allah Allah. Bak bak bak. Bak bak, aklın sıra beni mi yapıyorsun? He? Cüneyt Arkın çakması. Bak, bak, havalara bak, bak. Eyvallah, turist Ömer. Aman iyi. Bana bak, yakıştı ha. Vallahi. Açtı vallahi. Ben de diyorum bu Ergun'u niye bu kadar kızları beğeniyor diyorum yani. Şişt, bana bak, zinciri de vereyim, boş ver. Ya saçmalama Allah'ını seversen. Allah aşkına zinciri. Zinciri tak. Vallahi tam sen olurdun o zaman ya. Oğlum zinciri tak ya. Ya saçmalama. Eyvallah. Nazmiye'yi bu kıyafetlerle mi tavladın lan sen? Ha? Bak yine başladı. Bak. Bak. Ben bakarım. Aa, baba. Ya, alo. Merhaba Nazlı. Hoş geldin canım. Ya Nazlı, sana bir şey soracağım. Şu kıyafetime uygun bir kolye var mıdır sende? Gel bakalım içeri. Gel canım. Merhaba. Aa, merhaba Fehmi amca. Merhaba Rukiye teyze. Hoş geldin canım. Hoş merhaba geldin. Kızım, hoş geldin, hoş geldin. Gel içeri. Niye bırakıyorsun Fehmi'cim? Ya koskoca kızım var ya, bırak o yapsın ya. Ben ne yapıyorum, hiç çıkarma. Hiç çıkarma Rukiye. Neyse, ben bir gideyim ya. Nereye? Ben bir dışarı çıkayım, dolaşayım. Bu şeyden daha iyi. Bu nasıl? Ay, bilmem ki. Ay ama sen de hiçbir şey beğenmiyorsun yani. Yok. Niye böyle saçlar başlar bir haller olmuş? Nereye gidiyorsun sen Gülden ya? Ay ne var Nazlı canım? Üniversiteden arkadaşlarımla, kız arkadaşlarımla gezmeye gidiyorum işte. Onlarla buluşacağım. Olmaz, bir dakika. Şuna bak, bu nasıl? Ha bak, fena değil. Evet, dur. Fena değil mi? Ay sen hiç gerçekten bir şey oldu sana yani. Gören, duyan da böyle sevgilinle buluşacaksın falan zanneder ha. Sevgilisi Nazlı ya, Allah Allah. Bak şimdi bu kızlar bir gün kötü giyinsen böyle arkamdan... Ay Gülten de ne fena giymiş derler yani. Korumam gereken bir şöhretim var. Olmaz. Doğru. Oldu bence ama. Açayım mı? Dur, kopar mı? Güzel miyim? Çok güzelsin. Ha. Vay aha daranza, hatta oha daranza. Güzel oldu ha. Değil koku mi? Var mı koku? Olacak şurayı. Bırak, bırak, bırak o dandirik kokuları, bırak. Her şeyi düşündük. Vay, vay, vay. Oh be, oh be, oh be. Yakıyor, yakıyor. Saat kaç? 12'ye 3 var. 12, tamamdır. Fırla, hadi bakalım. Ne yapıyorsun ya, dur da 2 saat var. Ben 1 saatte giderim Taksim'e. Oğlum erken git, garanti olsun. Otobüs bozulur, vapur gecikir, 1000 tane aksilik gelir başına. 100 yılın buluşması bu. Kaçırma, fırla. Doğru söylüyorsun. Ya Ergun. Heh. Oğlum sen çok kral bir adamsın. Öyleyim tabii lan. Harbi çok kral bir adamsın. Tamam oğlum, tamam. Ne demek, lafı mı olur? Sen daha evleneceksin, mutlu bir yuva kuracaksın. Harbi inanıyorsun değil mi buna? Tabii inanıyorum. Tereddüt ettin. Tereddüt etmedim. Tereddüt ettin. Tereddüt etmedim. Tereddüt beni etti. Ben inanıyorum. İster inan, ister inanma. Ben inanıyorum ya.
Gerisi hikaye. Tamam tamam, hadi uzatma. Yolda giderken inanırsın. Hadi. Dur bu hadi. Oğlum, burayı toplayalım ya. Ya ben toplarım. Bırak sen şimdi. Hadi hadi hadi. Hadi oğlum, hadi hadi. Hadi. Oldu mu? Çok güzel oldu. Heh, ay çok teşekkürler Nazlı. Rica ederim. İyi. Hadi ben gidiyorum o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Nereye gidiyorsun? Beyoğlu'na. Ya. Ay Gülden. Ben de geleyim mi? Gelseydim keşke. Olmaz. Yani şeyden dolayı olmaz Nazlı. Sınıftaki kimseyi tanımıyorsun, kızları falan. Sıkılırsın ondan dolayı. Tamam, neyse ben zaten ders çalışacağım. Niye gelmeyeceğim zaten. Bir şey söyleyeceğim ya. Niye sen böyle bir heyecanlısın? Ne oluyor? Heyecanlı mı? Ne heyecanı? Yo, heyecanlı falan değilim. Bu benim her zamanki halim. Her zamanki halim. Ne oluyor Nazlı ya? Evet. Heyecanlı bir insanım ben. İyi tamam be. Ya Ergun, bu da abartılı oldu ya. Ben Çağatay'ın ayakkabısını mı denesem? Yapma be? Kurban olayım. Budur. Bunun altına budur ya. Lütfen ya. Güven. Giorgio'ya güven. Giy şunu sen. Yakıştı. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Aa abi. Ay çok değişik olmuşsun. Nereye böyle? Arkadaşlarla buluşacağım. Ya Gülden de arkadaşlarla buluşacakmış arkadaşlarıyla değil mi? Hadi canım. Evet. Peki nerede buluşacaksın sen? Beyoğlu'nda. Gülden de Beyoğlu'nda buluşuyor. Allah Allah. Gerçekten tesadüfe bak ya. Sen kaçta buluşacaksın ki Ahmet? Ben 2'de. 2? Ben de 4'te buluşacaktım. Belki karşılaşırsınız orada. Yok. Sanmıyorum. Nerede karşılaşacağız? Yok, hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Ben de. O zaman sen çıksan mı acaba Ahmet? Daha karşılaşacağın insanlar var. Değil mi? Yani. Allah'a ısmarladık. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Koçum benim. Hadi. Hadi göreyim seni. Hadi. Selamet. Hadi bakalım. Kendin gideceğim ama giyin üstüne. Üşütürsün. O zaman benim ne işim var burada değil mi? O zaman ben de şey yapayım. Gideyim o zaman. Şey yapmayayım. Çocuğu da yalnız bırakmayayım. Öyleyse. İyi günler Gülden. İyi günler Nazlı. İyi günler. Hoşçakal. Ergun abi. Ne yapıyorsun sen burada? Tamam kafamı bıraktım. Geldim işte. Neyse Nazlı, ben de gideyim artık. Gülden nereye gidiyorsun? Daha erken değil mi? Yok canım, erken değil. Şöyle üstüme bir çeki düzen vereyim, eve gidip bir toparlanayım, tamam mı? Tamam. Tamam. Dur. Dur, sana gün ışığına bir bakacağım, dur. Vay. Hey be. Ahmet'sin sen. Ahmet'imizsin. Bir tanesini oğlum sen. Tamam. Heyecan yok. Heyecan en kötüsü bak. Heyecan yok abi. İyi günler. İyi günler. Neydi öyle? İyi günler. Şu el ne? Ha? Bu ne böyle? Kukla gibi. İyi günler. Dik dur. Dik bas, dik. Özgüven biraz, özgüven. Of. Ne oldu Silahat? Sormayın amirim ya. Annemle tartıştık. Hayırdır, niye, ne oldu? Daha ne olsun amirim? İki lafından birinde evlen artık var. Oğlum sen de evlen artık, başında saç kalmadı ya. Doğru diyormuş anne. İyi de amirim, kimle evleneceğim ben? Oğlum bir kızla evleneceksin. Bir yandan evlenecek halin yok ya, bir kız bulacaksın, evleneceksin onunla. Öyle kolay mı sanıyorsunuz amirim? Annene söyle bulsun sana birini de. Annemin buldukları çirkin oluyor amirim. Sanki sen çok güzelsin Selahattin.
Teessüf ederim amirim. Tabii ki güzelim. Ben anlaşabileceğim, ömür boyu sevebileceğim birini arıyorum. Tamam, şaka yaptım. Güzelsin, güzel uşaksın sen. Güzel uşaksın. İyi de oğlum, önce evlen. Önce evlen, ondan sonra seversin. Bak, bana öyle oldu. Ben evlendim. Evlendikten sonra... sevdim. Ben baştan sevmek istiyorum amirim. Ya sonra sevemezsem? Bunun hareketlerine bak ya. Ne yapıyorsun Selahattin? Niye bağırıyorsun? Niye asabileşiyorsun Selahattin? He? Sesini niye yükseltiyorsun Selahattin? Bak, harita burada. İstersen tayinini isteyelim. Başka yerlerden kız bak. He? İster misin Selahattin? Yok amirim. İstanbul'daki kızlar bana yeter. İyi. Hareketlere bak ya. Yok yok. Bekarlık senin başına vurmuş. Senin acilen evlenmen lazım. Polis, vazife ve selahiyetleri açısından sana bir an önce evlenmeni emrediyorum Selahattin. Hemen evleneceksin. İyi de amirim, kimle? Fehmi abi, sen şimdi bu ikramiye parasını al. Yatır bankere, yatır bankere. O var ya, tıkır tıkır, tıkır tıkır işletsin onu. Bayağı veriyorlar para değil mi? Evet, %40. Yem. Kim veriyor bakalım o devirde o parayı? Kim kime veriyor? Kim kime veriyor? Evet işte. Sorulması gereken soru bu işte. Kim kime veriyor? Dur. İmam hanker konusunu duydun. Hop! Atlayıverdin ortaya yine 46'lık. Kazanç yüksek olan yerde risk de yüksek olur Fehmi abi. Ya bana risk demeyin ya. Risk demeyin. Hiç hoşlanmam. Risk sevmem. Sevenden nefret ederim ya, o halde. O zaman bankerlerden uzak duracaksın. Bak, demedi demeyin. Çok yakında bu en büyük bankerler bile batacak. Ah, şuraya yazıyorum. Yazma be, yazma. Hiçbir şey de deme. Zaten ne diyorsun, ağzın ayırlı bir şey çıkmıyor ki senin. Ayret bir şey. Nidam mı atacak? Nidam mı atacak? Nidam mı atacak? He? Adam işini yapıyor. Nidam mı atsın? Ya Fehmi abi, sen ona bakma. Ona bakma sen. Ya ben geçen gün bizim bankerin masasına gittim, odasına gittim. Böyle masanın üstüne bir para daha var. Tavanlara kadar çıkıyordu. Vallahi ucunu görmedim. Sen paranı versen var ya, ikisini de hop iki katına kattı o parayı. Ya da batarsın, elinde avucunda ne varsa uçar gider. Dur lan, dur. Lidan batacak, lidan batacak, batmaz. Ya ver be, bankere versen. Ben bir düşüneyim ya. Anneciğim ya ben, bak aklıma geldi geçen gün. Sen böyle bir, hani bir çocuk vardı da böyle bir çıktık konuştun falan. Sonra ne oldu ondan? Bir haber çıkmadı. Ne oldu? Aa, bilmiyorum anne ya. Nasıl bilmiyorum? Ya ben düşündüm de. Ya ben galiba evlenmek istemiyorum anne. Ben hakikaten kafayı üşütebilirim. Yani şu an kafayı üşütebilirim. Çocuk olmaz ki böyle. Sen bana ne dedin? Evlenmek istiyorum anne dedin. Evlenmek istiyorum, istemiyorum. Hani bu benim içerideki merdaneli makine gibi bir sağa bir sola. Olmaz çocuğum bu. Ama niye olmuyor anne ya? Belki ben evlenmek istemiyorum. Belki ben evde kalmak istiyorum ya. Belki ben bunu tercih ediyorum. Evde kalmayı tercih ediyorum belki ben. Hayır, belki ben tercih etmiyorum. Belki ben. O zaman ben de kendi evimi tutarım. Kendi evimde kalırım anne. Allah billah. Yiyeceksin terli şimdi bir tarafına ha. Ben Rukiye'nin kızı evde kaldı dedirtmem. Değil mi? Senin için önemli olan komşuların yani. Ben değilim yani. Komşular. Komşular çok önemli çünkü. Yani pardon, çok pısırlık koydum biliyorum. Özür dilerim. Tamam, aman ya. Nazlı bak, vallahi bak. Gözüme baksana sen benim. Bak vallahi billahi. Nazlı. Gel şunu bitirelim bari. Tamam, sonra konuşuruz. Daha güzel topluyorum. Peki, hadi. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. İrfan,
Sen müjdeliğinle ilgilen kızım. Ben o kadar böyle kendimi arsız hissediyorum ki. Çıkıp böyle çok değil ama iki dakikacık şekerleme yapıp bunu şey yapacağım, tamam? Tamam babacığım, sen merak etme, keyfine bak. Ben ilgilenirim. Aferin güzel kızım, melek melek. Vallahi meleksin sen ha. Hadi bakalım, hadi. Hadi görüşürüz. Hadi, hayırlı işler. Merhaba Elvan. Merhaba Mehmet Ali. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben sana bir kaset doldurdum. Ne kaseti bu? Bu en güzel aşk şarkılarını içinde barındıran bir kaset. Neden bana en güzel aşk şarkılarını içinde barındıran bir kaset hazırlıyorsun ki Mehmet Ali? Tahmin etsin mi? Etmiyorum. Ben düşünmüştüm ki hani senle ben hani konuşuruz. Arkadaş oluruz demiştim. Olmayalım Mehmet Ali. Hem benim kalbim dolu bir kere. Bırak o Almancı ya. Yani maymun gibi çocuk bir kere. Pöf 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 diye şey yapıyor. Dolanıyor etrafta. Hem o Almanya'da büyümüş. Bizim aşkımızı, bizim kültürümüzü bilemez ki. Zaten Sami abi onu kabul etmiyor bile, istemiyor. Bak Mehmet Ali, sen Şahin'e maymun diyemezsin, bu bir. İkincisi, benim ailemin ya da benim kimi isteyip istemediği seni ilgilendirmez. Üçüncüsü de birazdan buradan gitmezsen ağzım çıktığı kadar bağıracağım imdat diye. Ama ben sadece... Peki, imdat! Tamam. Gidiyor musun? Fehmi Beyciğim, hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk yalnız da. Nasılsın ya? Nasıl gidiyor emeklilik? Ya sorma işte ya. Çok sıkılıyorum ha. Yani kendimi belediye zabıtası gibi hissediyorum ya. Dükkan dolaşıyorum işte. Mesut'a bir çay söylemiştim. Gelsin de bir çay daha söyleyeyim o zaman. İyi hadi ya. Sağ ol. Otur. Ben de içerim ha. İşler nasıl yani usta? İşte konfeksiyon çoğaldıkça terzilerin canı sıkılıyor zaten. Maalesef olmuyor. Nerede o eski günler? Rahmetli babamın zamanında Beyoğlu'ndaki dükkanımızda 4 işçi çalışırdı. Sahiden ya. O dükkan ne oldu şimdi? Ben de bilmiyorum ne oldu. Ya 25 yıl oldu. Sen de hiç Beyoğlu'na inmiyorsun ya. Hiç mi merak etmiyorsun Beyoğlu'nu yanı usta ya? Hiç istemiyorum gideyim Beyoğlu'na. Canım istemiyor. Ya tamam acı günlerdi falan ama işte daha 1955'teydi ya. Geçmişte kaldı ama o zaman 6-7 Eylül'de biz bayağı hüzünlenmiştik. Çok akrabalarım
boğalıp toplamadan kaçtılar gittiler. Haklısın, sen de o zaman çok gençtin tabii. Yani o herhalde senin bayağı canın sıkıldı. Bayağı anılar kalmıştır o zamandan sende. Ergenlik zamanında babama demiştim ki, baba biz de kaçalım gidelim. O bana kızmıştı, çok kızmıştı. Öyle söylediğim için. Hatırlıyorum ya, rahmetli. Biz de bu topraklarda doğduk, büyüdük. Nüfus kağıdımız aynı, pasaportumuz aynı. Bu memleket de bizim. Niye memleketimi terk ediyorum demişti ya. Toprağı bol olsun. İyi ki de gitmeymiş. Bu mali kucak açtı bize. Sağ olsun. Ya o zaman işte insanlar bir dolduruşa geldi yani usta ya. O yağmalar falan da onun için oldu. Yoksa birbirimizden ne farkımız var ya? Bak sen de aynı lisanı konuşuyorsun. Ben de ayrı gayrı yok yani. Dedelerimiz omuz omuza çarpışmış ya. Daha ne diyeyim artık yani. Doğru söylüyorsunuz. Dedelerimiz omuz omuza birlikte savaşmış bu memlekette. Sağ olun, sağ ol. Bak Yeni Usta, diyorum ki ya, bir akşamüstü çıkarız buradan seninle beraber. Gideriz Beyoğlu'na. Şöyle bir dolaşırız senin eski muhiti ya. Öyle bir dolaşırız. Ondan sonra gideriz bir Rum meyhanesine. Böyle güzel bir demleniriz orada. Sana da iyi gelir ya. Ben çıkmam Beyoğlu'na. Çıkamam. Ya o günler geçti artık Yeni ya. Geçti gitti diyorsunuz ama beni üzen çok şeyler var. Biz bu vatanda doğduk, büyüdük. Ama ne kadar acıdır ki subay bile olamıyoruz. Bu vatana hizmet bile edemiyoruz. Ya ediyorsunuz ya, Allah Allah. Biz zanaatı sizden öğrendik ya. Bir sürü şey öğrendik. Zanaatkar olmak kolay mı bu zamanda ya? 55'teki olaylar olmasaydı daha da çok hizmet ederdik bizim. Yani ben anlamam. Biz ikimiz buradan çıkıyoruz bugün. Beyoğlu'na gidiyoruz. Sen beni bir Rum meyhanesine götürüyorsun. Bir güzel demleniyoruz. Biz kardeşiz ya. Kimse bunu bozamaz. Bakarız Fehmi Beyciğim, bakarız. Odun kömür falan bir şey vermiyorlar ki sobayı yakalım. Donacağız ya. Ya boş ver odunu kömürü. Burada yumurta yapacağımızı düşündükçe içim bir tuhaf oluyor beyler. Yumurta mı? Nereden çıktı bunlar ya? Nereden çıkacak? Adamın hemşerisi burada askermiş. Gizliden bize yumurta getirdi. Hemşericiliğe bak be. Helal olsun. Yalnız sen erkeği. Yalnız var ya, bir de sucuk olsa. Of. Yemin ediyorum ben bir 10 yıl daha yatarım ha. Uf. Bela, tavamız hazır. Yalnız nazik davranalım, bir daha kullanacağız, tamam mı? Mum nerede? Mumlar bende. Getir mumları. Yumurtaya gel, yumurtaya gel. Ateş var mı? Bende yok. Sende? Bende de yok. Sende? Yok. Kimse de yok mu? Yok. Sobayı nasıl yakıyordun? Ya ateş barandaydı, o da gitti. O zaman bu iş yatar beyler. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Of. O iş yatmaz kardeş. Al. Eyvallah. Ver şunu bana. On sene fazladan yatarsan sucuk da var. Salim. Ne yapıyorsun? Şşt oğlum, sakin ol lan be. Çiğ mi yiyeceksin o sucuğu? Tava onlarda, mum onlarda. Ne yapıyorsun? Bir sakin ol. Vallahi çiğ yemeni tavsiye etmem arkadaş. Kurt yapar. Gerçi siz kurdu seversiniz ama. Sen çok bıdı bıdı yapma da işine baksana sen ya. Arkadaşlar zaten çok kalabalığız. Kokusu da almadan bunu bitirmemiz gerek. Maçala Nihat. Ya oğlum sen işine baksana. Biz onu bir dakikada yeriz. Sen baksana şu kalabalığa. Of beyler, size bir yumurta pişireceğim. Pazar sabahı annenizin pişirdiği, böyle etrafı beyaz, ortasından löp sarı sucukları da var. Allah! Of be of!
Hanım. Merhaba. Merhaba. Sizi bekliyordum ben de. Belki bir çay içeriz diye düşünmüştüm. Çok isterdim ama yani kusura bakmayın ben... Olabilir aslında. İçelim. Yok bu beni katil edecek. Usta, ya, bu beni katil usta, edecek. Usta sen sakin ol usta. Senin aslanlar gibi çırağın var burada usta. Şimdi giderim istersen pastaneye. Ne konuşuyorlar, ne yiyorlar harfiyen dinlerim. Gelirim sana aktarırım hepsini. İster misin? Ben git dinle. Harfi harfini istiyorum bak ona göre. Harfiyen. Kelime kaçırırsan öldürürüm. Kesinlikle vallahi billahi bak. Şey yok. Ben Ergun plak çırağım. Hadi bakayım. Evet dinliyorum ben sizi. Bir kere buluştuk sonra görüşemedik. Ya öyle oldu evet. Benim aklım sizde kaldı doğrusu. Taci Bey, şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ya şimdi Nurten ablayla annem böyle tabii bizim için bir şeyler düşünmüşler, evet. Yani bir de ciddi düşünüyor tabii onlar. Evet, ben de öyle. Ama yani ben öyle düşünmüyorum sanırım. Yani çünkü benim okulum var, yani önce bir okulum bitmesi gerekiyor değil mi yani? Hiç önemli değil. Yani gidip gelebilirsiniz. Ya evet ama yani... Ah, ölmeşeyim öyle beni yollarda koma. Daha dinleyecek de öğrenecek de gelip bana anlatacak. Hikaye bitene kadar cici kızlar emekli olacak abi, ben bekleyemem. Başka biri mi var? Ay hayır yok, kim olabilir ki? Hayır yok, kimse yok. Nazlı canım. Rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın, otur. Lütfen. Selamlar Nazlı canım. Ne haber Nazlıcan? Selamlar. Nasıl gidiyor? Ne yaptın? Aa, arkadaşı tanımıyorum. Yeni demek ki. Kimlerden? Tanıman gerekmiyor zaten Ergun. Hiç tanıman gerekmiyor. Aa, aşk olsun Nazlıcan'ım. Hiç böyle yapmaz ama. Merhaba. Ergun ben. Çok memnun oldum. Anne, ne yapıyorsun Ergun? Ne yapıyorsun? Memnun oluyorum. Ah, pardon. Ne konuşuyordunuz bakalım? Taci çok enteresan. Biliyor musun bizim mahallenin bir huyu var. Biz mahallede dışarıdan gelen yabancıları pek sevmeyiz. Sana ne? Sana ne? Olur mu? Abin en yakın arkadaşım. Nasıl kayıtsız kalayım? Abi seni çok severim. Burada olsa derdi ki Taci seni kız kardeşimin yanında görürsem ağzını burnunu kıkırdağını kırarım derdi. Ergun diyorum ya. Ben değil abin diyor. Tamam anladım. Anladın mı? Hiç anlamışa benzemiyorsun. Nasıl yani? Hala burada duruyorsun. Hesap alabilir miyim? Olur mu koçum? Ben sana hesap ödetir miyim? Ben hallederim. Bekleme yapma. Devam et. Hadi. Hadi iyi yolculuklar. Hadi bakalım. Selametle. Ne yaptığını zannediyorsun Ergun sen? Hı? Asıl sen ne yaptığını zannediyorsun kız? Bak bakayım bana. Ben öldüm mü? Öldün sen. Benim kalbimde sen öldün. Bak öldün. Bak o zilli kız sana ne dedi bilmiyorum. Ama artık bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı. Benim de canımı sıkmaya başladı. Haberin olsun bak. Yahu o kızla aramda bir şey yok diyorum. Ben seni seviyorum. Ömrümün sonuna kadar da seni seveceğim diyorum. Doğru mu söylüyorsun? Yok yalan söylüyorum. İnanıyorum bak. Aman sakın inanma. İnanıyorum bak. Ya inan tabii ki. İnan Nazlı. Ergun! Aşk kuşum ben geldim. Naber tatlım? Hülya'cığım sen ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum canım? Allah Allah. Seni görmeye geldim. Hayret bir şey. Ya sinirlendiği zaman ne kadar yakışıklı oluyor farkında mısın? Yakışıklı. Nazmiye. Nazlı diyecektim ya. Vallahi Nazlı diyecektim. Kızım Nazlı diyecektim. Vallahi billahi Nazlı diyecektim. Algıda şey. Seçi şeyi.
bahset diyorum. Çay içelim mi? Kahve içeceğim ben. Küçük! Küçük! Gazetin kapandığını giyin. Kırmızı. Sen seversin kırmızı, bana yakışır. Nerede kaldı bu çay ya? Hadi Nevzat ya, olmadı mı? Olacak, bekleyin. Ne güzel koktu lan. Pişiyor beyler, tamam. Hadi lan, pişti o işte. Hani anam iki gibi olacaktı? Babaannen iki gibi oldu. Evet beyler, pişti. Tamam. Alın bakalım şunu. Oo, canavar, canavar. Yemin ediyorum var ya. Beyler, bir... Al, ekmek al. Oo. Güzel. Canavar gibi olmuş. Ya böyle el sığmıyor. Ya durun, durun, durun. Bekleyin. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şöyle paket yapalım. Ya, aman, aman, aman. Tamam. Yavaş, lan, önemli yavaş. Değil bir dakika. Buyurun, paket servisimiz. Oo. Hiç olmasın oğlum. Alamayan var mı beyler? Hadi abi, doldur. Aç kalmayın, çabuk olun, çabuk. Oo. Al kardeşim. Nevzat, şuna da koy bakayım biraz. Vay vay vay. Nevzat Bey'in yumurtaları. Sola çık Nevzat'ın yumurtaları. Buyurun. Hadi bakalım. Ziyanet mi abi? Arkadaşlar herkes yesin. Biz aç kalmayalım da millete yedirdik var ya. O. Vallahi ne kadar iyi oldu. Ben de ne zamandır çıkmıyordum Beyoğlu'na. Galiba en son bir Galatasaray maçından sonra arkadaşlarla beraber gelmiştik Taksim'e. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ben bir kahve alayım. Bir şey ye. Ha yok ya. Sonra yerim. Değil mi? Sonra yeriz. Yersin. Yani daha nasıl olsa buradayız. Ben bir çay rica edeyim. Tabii efendim. Ne diyordum? Trabzonspor'u yenip 2 puan almıştık galiba. Ben de dedim ki arkadaşlarla gidelim bir... Beyoğlu'nda Taksim'de kutlayalım dedim. Değil mi? Ne güzel. Ama derbi maçı kazanmak çok önemli ha. Yani Trabzonspor'u yeniyorsun yani. Çok önemli bir maç o. Galatasaray acayip bir oynamıştı. Bir görsen dakika başı gol pozisyonu, dakika başı gol pozisyonu. Bir sağdan gidiyoruz, bir soldan gidiyoruz. Kanatları kullanıyoruz. En son soldan bir tane orta geldi. Bizim Fatih yükseldi, kafayı bir kodu. Çataldan lambırt diye içeri girdi biliyor musun? Çatal, çatal. Çatal o kale direklerinin tam birleştiği yer. Lambert diye içeri girdi 1-0. Ben o dakika anladım zaten maçı alacağımızı ama... orta saha çamur deryası böyle pası atıyor, top pat ortada kalıyor. Yani herhalde 5 kilo, 6 kilo falan oluyor o top ama... iyiyiz yani, orta saha çok iyi çalışıyor. Sonra Trabzonspor'un sol açı bir tane yapıştırdı, bizim plonji olarak bir uçtu. Allah dedim, giriyor. Giriyor, bakamadım ben öyle sahaya. Tokatladı o... şeye attı, korner attı. Arkadaşlara dedim ki, oğlum dedim, parmaklarınızı böyle yapın. Atmasınlar dedim, yükseldi. Ali Kemal, Ali Kemal Trabzon'daydım o zaman. Şimdi Fenerbahçe'de oynuyor ya, sol açık. Bir bacağı benim, 2 bacağımın kalındı, tamam mı? Kız hiç mi çarşıya, pazara çıkmıyor, bir şey çıkmıyor ya? Of! Çağatay! Anne, ödüm koptu ya! Sen öyle 2 saattir. Kim? Sen. Ne olmuş bana?
Kime bakıyorsun hocam? İki saattir bir yere bakıyorsun. Kime bakıyorsun? Kime bak? Babama bakıyorum ya. Geliyor mu gelmiyor mu diye. Ha tabii tabii. Kime bakıyorsun? Doğrusu bakayım. Kime bakıyordun? Allah Allah. Sokağa bakıyorum. Neye bakacağım? Kime bakacağım yani? Sokağa mı bakıyorsun? Evet, tamam. Evet. Seviyorum ben sokağa. Bayılıyorum sokağa bak. Mis gibi sokağımız var yani. Tamam çocuğum, tamam bak. Bakın sokağa öyle bön bön bakın sokağa sokağa baka baka kazık kadar oldunuz başıma ama bir taneniz de demiyorsunuz ki anne bir evleneyim şöyle bir hayırlı bir kısmet bulayım bir SSK'lı bir gül gibi SSK'lı işi de teptin sokağa bak. Bak çocuğum bak. Aman ya. Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde akşamları beklerdim. Sen okuldan dönerken el ele yürürdük. Evinizin yolunda şarkılar fısıldardı. Gülümseyerek bana bitmesin derdik bu yol. Yağmurda ıslanırken geceler bile gündüzdü ikimiz beraberken. Bitmesin derdik bu yol. Yağmurda ıslanırken geceler bile gündüzdü seninle beraberken.